Ne kadar üzgün kalacaksınız, ne kadar pişmanlık duyacaksınız? Pişmanlık güç emicidir. Keşke şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım. Yaptıysanız yaptınız işte. Yapmadıysanız da yapmadınız. Bugün bugündür. İman şimdidedir. İman dün de değildir, yarında da değildir. Tanrı'nın dünle ilgileneceğine iman ediyorum. Bugün Tanrı'nın yarınımla ilgileneceğine iman ediyorum. İçinizde ölmüş, çürümüş, sizi harekete geçmekten alıkoyan ne varsa atın lütfen. Siz içinizde Tanrı'nın gücüne sahipsiniz. Yeniden başlamak için geç değildir. Hayatta başınıza ne gelirse gelsin, yeniden başlamak isteyip harekete geçmek için asla geç kalmış değilsinizdir. Asla. Ama geleceğinizde geçmişiniz için yer yok. Bugün artık mızmızlanmanın sona ereceği gündür. Tanrı'nın sunduğu B planına geçeceğiz ki en az A planı kadar güzeldir. Şimdi diyorsunuz ki ben Tanrı'nın benim hayatım için kurduğu planı mahvettim. A planını mahvettim. Evet, biliyor musunuz? Bunu yapsanız bile bunun önemi yok. Çünkü onun B planı A planından daha güzel olabilir. Birinci Samuel 16. bölüm. Rab Samuel'e ben Saul'un İsrail kralı olmasını reddettim diye daha ne kadar üzüleceksin dedi. Saul'u kral olması için mesheden kişi Samuel'di. Onunla çok çalışmıştı. Bir şey için çok çalışırsanız, çok dua ederseniz başarısız olduğunu görmek insana zor gelir. Evet, Saul olabileceği kişi olmadığını göstermişti. Bu Tanrı'nın suçu değildi, Samuel'in de değildi, insanların suçu da değildi. Bu Saul'un suçuydu. Gerçekte olan şey onun kendini fazla düşünmesi oldu. Fazla gururlandı. Tanrı sonunda onu çıkmasına izin verdiği yerden indirdi. Samuel yas tutuyordu. Saul'un başına gelenler için üzgündü. Bu yüzden de Tanrı Samuel'e konuştu. Peygamber Samuel'e dedi ki, ben Saul'u reddettim diye ne kadar üzüleceksin, bitti. Ve şöyle diyor, yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Seni Beytlehemli İşay'ın evine gönderiyorum. Onun oğullarından birini kral seçtim. Tanrı asla plansız hareket etmez. Duydunuz mu? Ülkemizde yaşadığımız her türlü soruna rağmen Tanrı'nın bir planı var. Biri veya birileri kalkıp harekete geçerse Tanrı'nın planının ne olduğunu görürüz. Tanrı'nın sizin için de planı var. Aileniz için de, sağlığınız için de. Yapmanız gereken tek şey şöyle davranmaktan kaçınmak. Benim için artık çok geç. Hayatımı mahvettim. Sanırım İsa gelip beni alıncaya kadar kendim hakkında kötü düşüneceğim. Hayır, bunu yapamayız. Biliyor musunuz, eski antlaşmanın kanunlarında, ki ben bunu ilginç buluyorum, insanlara 30 gün yas tutma izni verilmiş. Bu bir kanun. Biri öldüğü zaman en fazla 30 gün yas tutulurmuş. Bu biraz sert tabii ama birini kaybettiğinizde 30 gün içinde bunu unutun demiyorum. Ama bu bir prensip meselesi. Çocukluğumda yaşadığım taciz yüzünden çok uzun süre üzüldüm. Ailemin beni asla sevmeyecek olmasından ötürü. O kadar çok üzüldüm ki. O kadar çok senemi çöpe attım ki, inanın, böyle bir durumda asla kaybetmenizi istemeyeceğim kadar çok sene kaybettim. Şunu öğrenmelisiniz, elinizden bir şey gelmeyecek konularda yas tutmayın. Bu size fayda sağlamaz. Amin. Daha ne kadar yas tutacaksınız? Daha ne kadar pişmanlık içinde yaşayacaksınız? Pişmanlık büyük bir güç emicidir. Keşke şunu yapmasaydım, keşke bunu yapmasaydım. Yaptıysanız yaptınız, yapmadıysanız da yapmadınız. Bugün bugündür. Şimdiyi yaşayalım. Çünkü iman şimdidedir.
İman dün de değildir, yarın da da değildir. Ben bugün Tanrı'nın dünle ilgileneceğine iman ediyorum. Bugün Tanrı'nın yarınımla da ilgileneceğine iman ediyorum. İsa'ya neden her adın üstünde bir ad bağışlandı? Neden Tanrı ben benim dedi? Neden ben bendim ya da ben ben olacağım demedi? O ben benim dedi. Neden korku ve stres içindesiniz? Ben benim. Şu an bulunduğunuz yerde yanınızdayım. Doğru yöne doğru yol alırsanız her şey değişebilir. Sorunlarınız hemen ortadan kalkmaz. Ama en azından hayata karşı yeni bir duruş sergileyerek doğruya doğru yol almaya başlayabilirsiniz. Hepimizin bir geçmişi var. Ama Tanrı'ya şükür, aynı zamanda geleceğimiz de var. Amin. Yasanın tekrarı 34, 7 ve 8. Musa öldüğünde 120 yaşındaydı. Ne gözleri zayıflamıştı, ne de gücü tükenmişti. Musa öldüğünde 120 yaşındaydı. Genç bir adam gibi güçlüydü. İsrailliler Moab ovalarında Musa için 30 gün yas tuttular. Sonra yas tutma günleri sona erdi. Yeşu 1. bölüm 1. ayet. Rab kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi. 2. ayet. Kulum Musa öldü. Biliyor musunuz? Bunu basit bir cümle gibi okuyup geçebilirsiniz ama farklı anlamları var. Onlar Musa'nın öldüğünü biliyordu. 30 gündür yas tutuyorlardı. O halde neden Tanrı onlara Musa öldü diyordu? Çünkü burada derin bir mesaj var. Tanrı onlara bunu unutup devam etme zamanı geldi diyordu. Hadi ama sizi korkutan bir rüya görürseniz onu unutup yeni bir rüya görme vaktiniz gelmiştir. Geçmişte başarısızlığınız olduysa bu sizin tamamen başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Amin. Musa öldü. Kalk ve harekete geç. Şimdi kalk ve bütün halkla birlikte Şeria ırmağını geç ve İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. 3. ayet. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Tanrı diyor ki takip edeceğiniz yol bellidir. Sizin için her şey ayarlandı. Tanrı yapması gerekeni yaptı. Tanrı diyor ki kalkın, geçmişi unutun, ilerlemeye başlayın. Ayak basacağınız her yeri ben verdim size. Onlar size ait. Gidip alın. Hepsi sizindir. Gidip almanız gerek. Hadi ama daha fazla heyecanlanmalısınız. Tanrı arkanıza yaslanın, sizin kapınıza teslim edeceğim demiyor. Ama şöyle yapıyoruz, arkama yaslanayım, sakince bekleyeyim. Evet, Tanrım, benim bir mucizeye ihtiyacım var, bana mucize ver Tanrım. Tanrı diyor ki, ayağa kalk, geçmişini unut. Ayağının basacağı her yeri sana vereceğim. Kendiniz için yapmanız gereken şeyler var. Sadece sizin yapabileceğiniz şeyler var. Bir hikaye anlatacağım. Bunu daha önce anlattım ama tekrar anlatmak istiyorum. Bunu duyması gerekenler var. Benim bir kardeşim vardı. Vardı diyorum çünkü yakın zamanda, 3-4 yıl önce Kaliforniya'da terk edilmiş bir binada öldü. Evsiz, uyuşturucu, alkol ve reçeteli ilaç bağımlısı olarak öldü. Şimdi bana diyebilirsiniz ki
Nasıl olur da kardeşin böyle bir duruma düştü? Çünkü biz onun için ne yaparsak yapalım, o kendisi için hiçbir şey yapmadı. Düzeltilmek istemeyeni düzeltemezsiniz. Deneyerek hayatınızı mahvedebilirsiniz. Kardeşim 17 yaşında donanmaya katıldı. Benim gibi cinsel tacize uğramadı ama sorunu babasız büyümesi oldu. Babam ona kötü örnek oluyordu. 17 yaşında donanmaya katıldı. Ailem izin kağıdını imzaladı. O da Vietnam'da uyuşturucuyla tanıştı. Ve bu sorun hayatı boyunca ondan ayrılmadı. Şimdi belki de elinden bir şey gelmedi diyorsunuz. Ama kardeşim her zaman sorumsuzdu. Başkalarının onun için bir şey yapmasını beklerdi. Başkaları onun için çalışmalıydı. İsraillilerin çölde uzun süre kalmalarının sebeplerinden biri de budur. Biri bunu yapmalı. Kötü seçimlerinden dolayı başları derde girince Musa'yı suçlarlardı. Tanrı'yı suçlayıp Mısır'a geri dönmeyi bile istediler. Bakın aslında acı çekiyorken bile ilerlemeye devam etmelisiniz. Canınız acımadığında davranacağınız şekilde davranın. Erkek kardeşim çok tatlıydı, onu tanısanız severdiniz. Bayağı da karizmatikti, yakışıklıydı. Yani eğlenceli, yakışıklı, cesaret verici ve potansiyel sahibi biriydi. Bence böyle birinin hayatıyla bir şey yapamaması kadar üzücü bir şey olamaz. Hiçbir şey, sıfır, sıfır, sıfır. Hiçbir şey yapmadı, yapmadı asla. Bu çok üzücü, çok trajik. Hayatınızı asla boşa harcamayın. Ve kendiniz için yapmanız gereken bir şeyi başkası sizin için yapmak zorundaymış gibi davranmayın lütfen. Kendimiz için sorumluyuz, sorunlarımıza sahip çıkmalıyız ve bunun için başkalarını suçlamamalıyız. Böyle yapsaydın ben bunu yapmazdım. Hayır, hayır. Biri kötü davranıyorsa onların içinde düzeltilmesi gereken bir yer var. Bunun sorumluluğunu almazsak bir şey değişmez. Kardeşim savaştan döndü. Bu onun üzerinde negatif bir etki yaptı, buna şüphem yok. Evlendi ama evliliği uzun sürmedi. Bir çocuğu oldu, onunla ilgilenmedi. Çocuğunun nafakasını ödemeyen babalardan oldu. Ortadan kayboldu, çok çok uzun yıllar Arizona'da yaşadı. Sonra bir gün yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen telefon aldık. Eve dönmek istiyormuş, onu alabilir miymişiz? Biz de eve gelmesi için uçak bileti gönderdik, havaalanında karşıladık. Bazı dişleri yoktu, sağlığı yerinde değildi. Çok kötü görünüyordu. O benim tek kardeşimdi, onu seviyordum. Hiçbir zaman bir aile sahibi olma ayrıcalığını yaşamadım. Onu gördüğüme sevindim. 2 yılı aşkın bizimle yaşadı. Bu süre boyunca onun her adımını takip ettim. Her şeyi söyledim. O da iyi gidiyordu. Uyuşturucuyu bıraktı. Grubumuzla iş bile ayarladık. Bizimle seyahat ediyordu. Yani eline çok fırsat geçti. Bu fırsata sarılsaydı bizimle tüm dünyayı dolaşabilirdi. Sonra bir sürü şey oldu. Sosyal güvenlik sistemine girdiği için devlet yıllardır ödemediği nafakayı ondan almak istedi. Bu da 60 bin dolardı. Kendini bu yükün altında ezilmiş hissetti. Avukat tuttuk, rakamın biraz düşürülmesini sağladık ama yine de hala hatırı sayılır bir miktar ödemesi gerekiyordu. Devlet onun maaşına el koydu. O da bu sorumluluktan kaçmak istedi. Aslında şöyle demeliydi. Ben bunu hak ettim ve bedelini de ödemeliyim. Ne kadar sürer bilmiyorum ama bunu ödeyeceğim. O böyle davransaydı Dave'le ona yardım edecektik. Ama önce onun ne yapmak istediğini görmek istedik.
Merak ediyorum, acaba Tanrı birine yardım etmeden önce onun nasıl davranacağını görmek için ne kadar bekliyor? Çok merak ediyorum. Hadi ama bugün buradaki birilerinin hayatı değişecek. Tanrı'nın neden harekete geçmediğini merak ediyorsunuz ama Tanrı da sizi bekliyor. Amin. Şunu söylemelisiniz. Bunun sorumlusu benim. Hatalarımı düzeltmek için zaman harcayacağım. Çok fazla para harcadım. Bu yüzden çok borcum var. Yani sade bir hayat sürmeli. Belki de 10 yıl fazla çalışmalıyım ama ben bunu hak ettim. Yapabileceklerimi yapacağım. Diğerleri için sana güveneceğim. Sorumluluk alırsınız ve Tanrı'nın gücünün nasıl mucizeler yarattığını seyredersiniz. Aradan 2 yıl geçtikten sonra kardeşimin kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini düşündüm. 50 yaşında birini daha fazla koruyamazdım. Taşınmasına yardım ettik. Ona bir ev tuttuk, bir kamyonet aldık. İyi bir işi vardı. Mobilyalar almasına yardım ettik ama maalesef eski hayat tarzına dönmesi belki 3 hafta bile almadı. Şehri terk etti. Kayboldu. Ortaya çıkmadı. Beni başı dertteyken arardı hep. Kardeşim, hapse girdim, yardım et. Hayır David, hapisten çıkarmayacağım seni. İyi de sen vaiz değil misin? Evet. İşin insanlara yardım etmek değil mi? Hadi ama. İnsanların yapmaları gerekeni yapmayıp sizi suçlu göstermelerine izin vermeyin. Sonra beraber yaşadığı kadınlardan biri beni aradı. Kardeşimin oğluna o bakıyormuş. Onlar adına hesap açmalıymışım. Kötü şartlarda yaşıyorlarmış, yardıma ihtiyaçları varmış. O kendine vaiz diyor, o zaman yardım etsin diyorlardı muhtemelen. Biliyor musunuz, Mesih'te kim olduğunuzu bilmelisiniz. Çünkü şeytan sürekli olarak almamanız gereken suçlamalar yüklemeye çalışacaktır. Kendiniz için sorumluluk almalısınız. Ben kendilerine yardım etmeyen insanlara yardım etmem. Bu konuyu neden açmak istedim bilmiyorum. Eminim aranızda buna ihtiyacı olanlar vardı. Sebebi buydu kesinlikle. Amin. İnsanların bakımını üstlenerek onlara yardım edemeyiz. Beni dinliyor musunuz? Sevgi bazen acımasız olmalıdır. Neyse, bir gün yine aradı ve yardıma ihtiyacım var dedi. Onu alması için birini yolladık, tedaviye soktuk. Los Angeles'ta bir rehabilitasyon merkezi. Oradakileri tanıyordum, bu yüzden iyi bakacaklarını biliyordum. Bana şöyle dediler, iyi giderse burada bir iş de verebiliriz ona. Harika bir fırsat. Orada 30 gün kaldı. Uyuşturucudan kurtuldu, alkolden kurtuldu, arındı. Tesisatçı olarak iş verdiler çünkü bu işi anlıyordu. Bir gün tedavi programının başındaki adama giderek şöyle dedi. Sizler harikasınız, yardımlarınıza minnettarım ama bu iş bana göre değil. Ben evime dönmek istiyorum. Neden gitmek istiyordu? Çünkü bir yerlerden ağrı kesici haplar bulacaktı ve maalesef öldü. Ne kadar acı. Ölüsü orada uzun süre kalmış. Teşhis edemediler. Kim olduğunu nasıl anladılar biliyor musunuz? Üstünde bizde çalıştığı günlerden kalma yaka kartı varmış. Bu hayatta gurur duyduğu zamanlardan biriydi. Bu hayatı boyunca kendisine saygı duyduğu dönemlerden biriydi. Kendisine saygı duymuş. Yapmamız gereken şeyleri sürekli başkalarının yapmasını beklersek kendimize saygı duyamayız. Bunun için asla geç değildir. Lütfen beni dinleyin, hala geç değil. Depresyondan çıkın artık. Cesaretinizi kıran her şeyi sallayın gitsin. Herkes ne yaptı, herkes ne dedi? Unutun bunları. İyileşebilirsiniz, kurtuluşa erebilirsiniz. Mesih İsa'da başlangıç var. Hala geç değil.
sizin için geç olduğu yalanına inanmayın. Geçmişte takılmayı kabul etmeyin. Geçmişte takılıp kalmayın. Filipililer 3. bölüm 12. ayet. Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum. Hiç durmadan koşuyorum. Paulus burada sadece koşuyorum demekle kalmamış, aynı zamanda Mesih İsa'nın kazanabilmem için öldüğü şeyi kazanmak ve ona kavuşmak için kararlıca koşuyorum demiş. Mesih İsa ben güzel bir hayat süreyim diye öldü. Ben de onun benim sahip olmamı istediği için öldüğü bu hayata sahip olana dek mücadeleye devam edeceğim. Hadi ama beni anlayabildiniz mi? Daha sağlıklı olabilirsiniz. Kendinize saygı duyabilirsiniz. Geçmişte incitilmiş olsanız da tekrar sevebilirsiniz. İncitilmekten korktuğunuz için insanlardan kaçmaya çalışmayın. Yalnız bir yaşam sürerseniz kendinizi daha çok incitirsiniz. Eğer insanlarla ilişki kurarsanız yüksek ihtimalle incineceksiniz. Evet. Hadi bu konuda kendimize karşı dürüst olalım. Bunun ardından iyileşeceksiniz. Çünkü sizi iyileştirecek olan içinizde yaşıyor. On üçüncü ayet. Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Bu benim tek arzum. Tutkuyu hissediyor musunuz? Her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, yani şöyle diyor, geçmişim arkamda ve beni çekiştirmeye çalışıyor ama dayanıyorum, bastırıyorum. Bu benim tek tutkum, hayattaki tek amacım, İsa'nın sahip olmamı istediği hayata sahip olacağım. Vaiz olarak benim tutkum da bu. Bu grubun çatısı altında kurtuluşa ermiş birçok insan var. Ben sadece evangelist bir kişi değilim. Aynı zamanda Tanrı'nın sözünün öğretmeniyim. Tanrı beni sözünü öğretmem için çağırdığından beri inanan insanlara ayağa kalkarak Tanrı'nın onlardan olmalarını istediği insan olmalarını ve sahip olabileceklerini alabilmelerini öğretme tutkusuyla yaşıyorum. Ben ağlayan, pes eden, hayattan vazgeçenleri görmeye gerçekten dayanamıyorum. İsa biz böyle yaşayalım diye ölmedi.